Sandığın rengi belli oldukça iyice dengeyi kaybettiler. İçlerinde ne kadar nefret varsa, ne kadar kin varsa ortaya döküyorlar. Şimdi bakın, ana muhalefetin bir milletvekili çıkmış. Evet diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyor. Ya bu ne terbiyesizliktir. Haddini bil ya. Sen kimsin ya? Sen kimi nereden denize döküyorsun ya? Sana adım attırmazlar, adım. Sen bu milleti ne zannediyorsun ya? Bu ne terbiyesizlik? Sen ne biçim genel başkansın ya? Sen bu milletvekiline şu lafları ettikten sonra kalkıp da ağzının payını nasıl vermezsin? Hani demokrasi? Bu milletin oylarıyla iktidara gelmiş 14 yıldır bu milletin desteğini alan bir siyasi harekete sen bunu nasıl söylersin? Kalkıp bir de şunu söylüyor. 16 Nisan'da eğer evet çıkarsa denize dökeceklermiş. Kardeşlerim, 16 Nisan'da benim milletim bunlara gereken cevabı verecek. 15 Temmuz'da o meydanlardan kaçanlar kalkıp da bu milleti denize dökecek mecali bile bırakın ayakta bulamazlar. Bir başkası güya tecrübeli siyasetçi peygamberlere hakaret ediyor. Hey Baykal, yazıklar olsun sana. Sen bunu nasıl söylersin? Kalkıp bir de şunu söylüyor. 16 Nisan'da eğer evet çıkarsa denize dökeceklermiş. Kardeşlerim, 16 Nisan'da benim milletim diline şu lafları ettikten sonra kalkıp da ağzının payını nasıl vermezsin? Hani demokrasi? Bu milletin oylarıyla iktidara gelmiş 14 yıldır bu milletin desteğini alan bir siyasi harekete evet diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyor. Ya bu ne terbiyesizliktir. Haddini bil ya. Sen kimsin ya? Sen kimi sandığın rengi belli oldukça iyice dengeyi kaybettiler. İçlerinde ne kadar nefret varsa, ne kadar kin varsa ortaya döküyorlar. Şimdi bakın, ana muhalefetin bir milletvekili çıkmış. Neden denize döküyorsun ya? Sana adım attırmazlar, adım. Sen bu milleti ne zannediyorsun ya? Bu ne terbiyesizlik? Sen ne biçim genel başkansın ya? Sen bu milletvekili